Fatma Şensoy Hanım'dan Tanzimat'la birlikte açık değil mi? Konak eğitimin yanında modern eğitim kurumlarının da açıldığından bahsetmişti. Gerçi başlıklar haline hızlıca geçmek zorunda kaldı ama dahil muallimat öğrencilerinin, o dönemde açılan dahil muallimat öğrencilerinin çıkardığı ilk dergi olan Şükufe Zar'ı da Fatma Tunç Yaşar'dan dinledik. Ben de yine bu dönemde konak eğitimi almış olan ilk muharremiz Fatma Aliye'nin Baştahmet Cevdet Paşa ve Zamanı adlı çalışması olmak üzere diğer çalışmaları ve tefrika yazıları üzerinden dönemine ilişkin görüşlerine yer vermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle Fatma Aliye'nin nasıl bir siyasi ve sosyal atmosfer içine doğduğu, nasıl bir çevrede yetiştiğine değinmeye çalışacağım. Daha sonra da dönemin gerek kavramsal düzeyde, gerekse siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel düzeyde temel tartışma konuları ile ilgili görüşlerine yer vereceğim. Diğer taraftan burada neden Fatma Aliye sorusu belki akla gelebilir. Bunu vuzuha kavuşturmak yerinde olacaktır. Neden Fatma Aliye? Fatma Aliye çünkü genel toplumsal eleştirinin sosyal meseleler üzerinden yapıldığı ve bu bağlamda kadın meselesinin sorunsallaştırıldığı, temel tartışma mevzu edildiği bir dönemde yazan ilk muharriremiz Fatma Aliye. Edebiyattan felsefeye, tarihten kadının toplumdaki yeri ve önemi üzerine varıncaya kadar birçok konuda eserler kaleme almış ilk yazar kadın. Diğer bir neden ise büyük bir alim ve devlet bürokrasisinin çeşitli kademelerinde yer almış bir babanın kızı olarak döneminin siyasi ve sosyal mahfillerinin bizzat içinde yer alması. Tanzimat'la birlikte birçok sahada baş gösteren değişme ve dönüşümlerin yaşandığı bir atmosferde dünyaya gelen Fatma Aliye'yi anlamak, zihin parametrelerini ortaya koyabilmek, yaşadığı dönemle ilgili düşüncelerini değerlendirebilmek için öncelikle Fatma Aliye'nin içine doğduğu şartları, yaşadığı dönemdeki siyasi, iktisadi ve sosyal değişim ve dönüşümleri kavramak gerekir. Bu bağlamda dönemin temel özelliklerine ilişkin şu noktalara dikkat çekmek yerinde olacaktır. Birinci olarak Osmanlı Devleti'nde askeri ve teknik alanda başlayan modernleşme çabaları 19. yüzyıla gelindiğinde Tanzimat'ın ilanı ile hukuki bir zemine oturtulmuş ve sonrasında aydınlara ve halka uzanan sosyo-kültürel bir nitelik kazanmıştır. Yenileşme çabalarının aynı zamanda sosyal bir vakıa da olduğunun farkında olan Osmanlı devlet adamları ve aydınları, yeniliklerin halk tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesinin gerekliliğine de inanmıştır. 1862'de doğan Fatma Aliye, Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin resmi bir hüviyet kazandığı Tanzimat'ın ilanından 23, Islahat Fermanı'nın ilanından 6 yıl sonra Osmanlı Devleti'nin Kırım Harbi dolayısıyla girdiği borçların yükünü iyiden iyiye hissettiği, siyasi ve iktisadi anlamda zor şartlarda bulunduğu bir dönemde dünyaya gelmiştir. Bu yıllar yalnızca iktisadi ve siyasi olarak yenilmişlik hissinin yaşandığı dönemler değildir. Aynı zamanda kültürel ve ilmi alanda da geri kalmışlık hissinin yaşandığı bir dönemdir. Birinci ve ikinci meşrutiyet yılları ise Fatma Aliye'nin yazar kadın olarak vatan ve milletinin bekası ve istiklali için faaliyet gösterdiği yıllardır. İkinci dikkat edilmesi gerekli husus bu dönemle ilgili. Avrupa'nın Osmanlı ile ilgili hasta adam telakkisidir. Batı'nın kendinden olmayanı ötekileştirdiği bir atmosferde Osmanlı, Batı ile girdiği siyasi ve diplomatik yüzleşmede gayrimüslimlerin hamiliğine soyunan Rusya ve sonrasında Avrupa'nın doğrudan ve dolaylı müdahalelerini azaltmak, hafifletmek veya bütünüyle ortadan kaldırmak gayreti içinde olmuştur. Dönemin tipik bir diğer özelliği de Avrupalı devletlerin arzu endam ettiği dünya sergileridir. Emperyalist Avrupalı devletlerin güç ve gövde gösterisi haline dönüşen bu sergilerde ötekileştirdiği efsunkar ve egzotik doğu içerisinde yer almak istemeyen Osmanlı söz konusu sergilere nesne olarak değil özne olarak katılma çabası içinde olmuştur. Nitekim 2. Abdülhamit 1893 yılındaki Chicago sergisinde devletin onuruna gölge düşürmeyecek merkezi bir yer tutulması hususunda sergiyi hazırlayan şirketi uyarmıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı kitabında bu husus dikkate değer bir şekilde anlatılmaktadır. Bir diğer özellik bu döneme ilişkin Avrupa'dan Osmanlı'ya gelen seyyahlardır. O dönemde oldukça hareketli bir geliş gidiş söz konusudur. Osmanlı gerek bu seyyahlar ve gerekse Avrupa basını tarafından yakından takip edilmektedir. Osmanlı düşünürleri de Avrupa'yı takip ederler.
Dönemin bizce en önemli özelliği ise yukarıda sayılan bu süreç, bütün bu süreçlerle beslenen Osmanlı aydınlığının zihni dönüşümü ve buna bağlı olarak Osmanlı düşünce geleneğindeki paradigmatik dönüşümdür. Bu süreç siyasi ve askeri yenilgileri, kültürel, sosyal ve kurumsal alanda da bir yenilgi olarak algılayan Osmanlı aydınlığının kendi tarihi ve bu tarih içinde ürettiği sosyal, kültürel ve ilmi birikimine bakışında problemler meydana getirmiştir. İlmi ve kültürel mirasını yeniden sorgulamada kendi içinden değil dışarıdan üretilip Osmanlı toplumuna sokulan kavramlar üzerinden çözüm önerileri geliştiren Osmanlı düşünürlerinin Avrupa medeniyeti ve terakki gibi kavramları olumlu muhtevalarla kabul etmeleri, klasik kültürdeki mazi gelecek algılarını ters yüz eder. Avrupa menşeli ilerilik, gerilik, kadın, erkek, doğu, batı ikiliklerinin etkisi altında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar nedeniyle Osmanlı düşünürleri Avrupa'nın menfi vurgularını artırdığı ve oryantalist akademik çalışmalarla beslediği üç eşitsizliğin yükünden kurtulmaya odaklanır. Hür, köle, kadın, erkek, Müslüman, gayrimüslim eşitsizliği. Kısaca serimlenen bu tarihi ve ilmi ortamı göz önünde bulundurduktan sonra Fatma Aliye'nin düşüncelerini anlayabilmek için onun hayatındaki iki önemli Ahmet'ten, biri babası Ahmet Cevdet Paşa, diğeri manevi babası olarak gördüğü Ahmet Mithat'ten bahsetmek yerinde olacaktır. Fatma Aliye Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olması dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim almıştır. Büyük bir alim ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa kızının eğitimine çok önem verir. 5 yaşından itibaren özel hocalardan Fransızca, tarih, edebiyat ve felsefe dersleri alan Fatma Aliye, babası ile İbn Haldun'un mukaddimesini okur, Mesnevi, mantık ve belagat dersleri yaparlar. Aristoteles ve Platon ile İbn Rüşd ve Gazali'nin felsefelerini karşılaştırırlar. 27 yaşında yazı hayatına başlayan, tercüme çalışmalarının yanında telif eserler de kaleme alan Fatma Aliye'nin eserlerinden bazıları, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak da yayınlanmıştır. Avrupa ve Amerika basınında büyük ilgi gören Fatma Aliye, yazılarında ağırlıklı olarak kadın konusunu ele almıştır. Fatma Aliye'nin yazın hayatında hiç şüphesiz ikinci önemli isim, 11 yaşına kadar bütün eserlerini okuduğu Ahmet Mithat'tır. Ahmet Mithat neden önemli? Çünkü Fatma Aliye kaleme aldığı her eserini onunla fikir teatisinde bulunduktan sonra yayınlatır. Ahmet Mithat ile mektuplaşmalarında sıkça vurgulanan vatan ve millete, din-ü devlete ve padişaha hizmet için Avrupa'dan gelen seyyahlarla tanışır Fatma Aliye. Ahmet Mithat bunların çoğunu tanıyordur. Manevi kızım dediği Fatma Aliye'ye bunlar hakkında bilgi verir. Onlarla nasıl iletişim kurması gerektiği hususunda önerilerde bulunur. Avrupa'da Osmanlı Devleti hakkında çıkan aleyhte yazıları takip ederler ve bunlara cevap verirler Ahmet Mithat da Fatma Aliye. Fatma Aliye'nin Chicago sergisine davet edilişinden büyük bir sitayişle bahseder Ahmet Mithat. Yine Fatma Aliye, kendinden önceki ve dönemindeki kendisi gibi entelektüel hayatta yer alan İslam kadınlarına dair Ahmet Mithat ile hasbihal eder. Dönemin ahvali üzerine muhabere ve muhavere ederler. Yine nazara dikkatleri celp eden diğer bir husus, düşünce ve fikirleri yaşadığı dönemle bağlantılandırılabilecek olan Fatma Aliye, Osmanlı Devleti'nin gelinen noktada batıdaki gelişmelere bilgiyane kalamayacağın bilincindedir. Bununla birlikte kendi kültürel mirasından, geleneğinden kopmaksızın kendi döneminin şartları içinden söz söylemektedir. Dönemin Osmanlı entelektüel camiasında birçok Osmanlı aydınının diline pelesenk olan medeniyet, terakki, marif, terbiye-i içtimaiye gibi kavramlar, ilm-i marifet, ilm-i fünun, ilm-i leceh gibi terkiplere yaklaşımı ve yorumlayışı da şüphesiz bu minmal üzeredir. Devletin bekası ve kurtuluşu için bunlar üzerinde durulmalı ve hatta bunlar halka benimsetilmelidir. Fatma Aliye'nin terakki, medeniyet gibi kavramlara yaklaşımı kendi dönemindeki diğer Osmanlı aydınlarının söylemlerinin özelliklerini taşımaktadır hiç şüphesiz. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta Fatma Aliye'nin bu kavramları yorumlarken modernleşmenin kadın söylemi üzerinden yürütüldüğü bir ortamda bu ortama bilgiyane kalmamasıdır. Diğer bir ifadeyle bu kavramları kadının medenileşme ve terakki etmekteki rolü, konumu bağlamında ele almasıdır. Babası Ahmet Cevdet'in de söylediği gibi medeniyet geleneği renkten renge girmekte, farklı yerlerde farklı elbiseler giymektedir. Bugün o elbiseyi giyen Avrupa medeniyetidir.
Bununla birlikte Fatma Aliye'nin bir Avrupa hayranlığı söz konusu değildir. Onun bütün gayret ve çabası kendi kültürü, dini ve tarihi içinden Avrupa medeniyetinin ve dönemindeki terakki anlayışının getirdiği şartlarla yüzleşebilmektir. Bunu yaparken Fatma Aliye, Müslüman bir Osmanlı hanımefendisi olma vasfı üzerinden sorar sorularını. Geçmişte parlak bir medeniyete sahip olan İslam toplumu ne olmuştur da bugün Batı karşısında güç duruma düşmüştür? İlm-i Fünun sahibi Müslümanlar ne olmuş da bugün cehl ile karşı karşıya kalmıştır? Fatma Aliye'ye göre zaman içinde İran kültürünün etkisiyle kendi anladığı dilde çalışmalar kaleme alınmamıştır. Batı'nın yaptığı gibi Arapça olarak yayınlanmış eserler kendi dilimize çevrilmemiştir. Ve ilm bir grup ulema tarafından bilinen ancak halka inmeyen bir şey olarak kalmıştır. İslami terakkiye mani görenlere de karşı çıkan Fatma Aliye'ye göre geçmiş asırlarda Müslümanların ulûm-u fünûn'a hizmetleri ve terakkiyat medeniyedeki büyüklükleri ortadadır. Avrupalılar bugün sahip oldukları ilmi Arapçadan nakil ve tercüme yoluyla elde etmişlerdir. Ne yazık ki aradan geçen zaman içinde üzerimize çöken gaflet kabusu, cehl, o kara cehl, kendi parlak mazimizden dahi çoğumuzu bir haber etmiştir. Bir zamanlar terakkiyat medeniyeyi görmek için tahsili ulum ve fünun için akın akın Avrupalılar Bağdat ve Endülüs'e gittikleri halde sonraları o gaflet uykusundan uyanmaya başladığımızda biz evladı vatanı tahsil için Avrupa'ya göndermeye başlar olmuştuk. Fatma Aliye İstilai İslam başlık yazısında bütün bunlara rağmen ilm-i fünun terakki ettikçe ve medeniyet yükseldikçe dindarlığın arttığına da dikkat çekmektedir. Bu süreçte yitirdiğimiz diğer bir özelliğimiz de kadınların hukuku ve eğitimi meselesidir. Medeniyetin mühim esaslarından olan aile kurumunda kadın erkek el ele vererek terakki için çalışmalıdır. Ve geçmişte İslam toplumlarında da bu böyle olmuştur. Bizi terakki ve tekamüle ulaştıracak olan teşebbüsatın en mühimi, tarihi medeniyet ve insaniyeti en ciddi adım, kadınların hukuku masubesini iade eylemektir der Fatma Aliye. Evet, kadınların hukuku gasp edilmiştir. Burada Fatma Aliye, geçmişte İslamiyet'in kadınlara ulaştırdığı mevkilerden haberdar olmayan bir grup kadının hali hazırda Avrupa'daki kadın hareketlerinden etkilenerek yanlış yollara sapma riskine de işaret eder. Kadınların hukukunun göz ardı edilmemesi hususunda döneminin ricalini de ihtar eder. İlm-i fünun ve ilm-i marifet gibi terkipler de dönemin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Fatma Aliye bu konuya da dönemin içinden açıklık getirmektedir. İlerlemenin yolu ilm-i marifetten geçmektedir. Bunun için yalnız erkeklerin değil, kadınların da eğitiminin önemini vurgular. Ve gelecek nesilleri yetiştiren kadının medeniyetin terakki etmesindeki rolü üzerinde durur. Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı adlı kitabında dönemin siyasi, sosyal ve iktisadi durumlarına dair de değerlendirmeler yapmaktadır Fatma Aliye. Modernleşme tarihimizde Tanzimat ve Islahat Fermanı'nın ilanı, Osmanlı Devleti'nin ilk kez istikrazla borç aldığı Kırım Savaşı ve bunun gibi önemli dönüm noktaları vardır. Osmanlı Devleti'nin modernleşme tecrübesine Tanzimat'la birlikte baş gösteren bu tür gelişmeleri değerlendiren Fatma Aliye'ye göre dönemin en önemli olayı Tanzimat'ın ilanıdır. Tanzimat-ı Hayriye'nin ilanı ile Osmanlı Devleti Avrupalı devletler arasında bir ittifak meydana getirmiş ve istibdat hevesine kapılan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın meselesini de bu sayede halletmiştir. Avrupalı devletler de Tanzimat'ın ilanından bir süre önce serbest ticaret anlaşması yapan Osmanlı, Mısır valisinin diğer eyalet valilerinden fazla bir imtiyazı olmadığını bu anlaşmaya koydurarak Mısır'ın ticaretten elde ettiği gelirlerin önünü kesmiş ve hemen akibinde ilan edilen Tanzimat-ı Hayriye fermanı da Tanzimat-ı Hayriye'nin fermanının Arabistan'da yayılmasıyla halkı padişahın tarafına meylettirmesi, Suriye sahiline çıkan Osmanlı askerinin Mısır askeri karşısında kolaylıkla zafer kazanmasını sağlamıştır. Böylece Osmanlı ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir durumda Hariciye Nazırı Reşit Paşa'nın kalemi Kavala'nın kılıcına galebe çalarak Kavala'nın kılıcına geri kınına koydurmuştur. Fatma Aliye'ye göre can, mal ve ırzın emniyetini kefaret altına alan Tanzimat-ı Hayriye'yi kurmakla Reşit Paşa büyük bir iyilik yapmıştır halka. Tanzimat'la birlikte hukuk alanında yeni kanun ve kurumlara ilişkin düzenlemelerin yanı sıra bürokrasinin dili de değişmiştir. Fatma Aliye bu gelişmeleri o büyük yenilikçi lisanımızın yenileşmesine de sebep olmuştur. Lisanımızın açık yazılması ve muamele-i resmiyesini yani devlet işlerine ait olduğu muamelenin sade anlaşılır bir dille yazılması yolunu Reşit Paşa açmıştır diyerek övgüyle karşılamaktadır.
Tanzimat fermanında Tanzimat fermanını Osmanlı Devleti için büyük bir adım olarak değerlendiren Fatma Aliye, ıslahat fermanı konusunda daha farklı düşünmektedir. Eşit Paşa Kırım meselesini diplomasi yoluyla savaşmadan halledebilmek için uğraşmıştır. Ancak buna rağmen 53 senesinde Rusya ile harp kararı alınmıştır. 53-56 yılları arasında 1853-1856 yılları arasında devam eden Kırım meselesi Paris Barış Konferansı ile neticeye bağlanmıştır. Bu konferans Osmanlı Devleti'nin Prut zaferinden sonra elde ettiği en manfaatlı anlaşma olarak değerlendirmektedir. Avrupalı devletlerin tazyikiyle Paris Barış Konferansı'ndan kısa bir süre önce ilan edilen ıslahat fermanı ise devletin menfaatleriyle çelişen bir ferman olarak görmektedir. Fatma Aliye'ye göre Kırım Savaşı sonrasında ortaya çıkan iyi imkanlardan Osmanlı bürokrasisi maalesef istifade edememiştir. Ve bu savaş esnasında istikrazla borç altına girmeyen, Kırım Harbi'ne kadar istikrazla borç altına girmeyen Osmanlı bu fırsattan istifade ile hemen idareyi toplayıp umur maliyeyi yoluna koyarak giderlerini gelirlerine dengelemek, harp meselesi için aldığı borcu ödemeye çalışmak için mesai harcasaydı o borç ödenir, devlet hazinesi kuvvet kazanır, ecnebi yumrukları altında kalınmazdı. Burada Fatma Aliye'nin dikkat çektiği bir diğer mevzu ise iktisatla ilgili mevzulardır. Kırım Harbi esnasında aldığı borcu ödeyemediği gibi o güne kadar saray kadınlarının aşırı harcamaları, sultan düğünleri için yapılan harcamalar, ıhlamur köşkleri bitmeden Çırağan Sarayı'nın yıkılıp yeniden kargir olarak inşası ve küçük su kasrının benzerinin Göksu'da yapılması gibi masraflar da söz konusu olmuştur. Bu da Osmanlı'nın zaten güç durumda olduğu bir dönemde iyiden iyiye içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir Osmanlı'yı. İktisatla ilgili daha farklı yani görüşleri de var ama bunları süre kalmadığı için değerlendiremeyeceğim. Bir 5 dakika daha istiyorum sonuca bağlamak için. Tanzimat dönemi ile ilgili ise böyle ayrıntılı değerlendirmeler yapmayan Fatma Aliye, ikinci Abdülhamit dönemini daha ziyade kadınların eğitimi ve cemiyet hayatına katılımı üzerinden değerlendirir. İkinci Abdülhamit devrinde saraya gelen yabancı hanım misafirleri karşılayan Fatma Aliye, bu dönemde eğitim alanında yapılan yenilikleri olumlu karşılamaktadır. Kız sanayi mekteplerinin, kız idarelerinin açılması, kızların eğitim ve çalışma hayatına katkılarında önemli adımlar olmuştur. Ve böylece kadınlar İnhisat devrinden beri ellerinden alınan hakları kazanacaklar ve devletin bekası ve medeniyetin terakki etmesi yolunda erkekleriyle birlikte yer alacaklardır. Ben değerlendirmeye geçeyim o zaman, soruları da açarım. Buraya kadar söylediklerimizi genel olarak değerlendirecek olursak, Fatma Aliye'de 600 yıl dünyaya hükmetmiş güçlü bir medeniyetin bireyi olmanın getirdiği güçlü bir ben idrakini ve kimlik bilincini görmek mümkündür. Vatan, din ve devletine hizmet etmek çabası içinde bulunan Fatma Aliye, söylediği şeyleri büyük bir medeniyet mensubu olmanın kendisine kazandırdığı özgüven içinde söylemektedir. Müslüman ve Osmanlı olarak Fatma Aliye'nin bütün gayreti, tarihteki o parlak günlere dönebilmektir. Bir zamanlar medeniyet ve ilmin merkezi olan Müslümanların kendi döneminde ilerlemiş diğer medeni milletlerle aynı düzeye gelebilmesi aslında kendi tarihinde zaten var olanı yeniden kazanmayı gerektirir. Bunun için de insanın nısfı diğeri olan Nisvan-ı İslam, Fütuhat'ta, Terakkiyat-ı Ulum-u Medeniyye'de, Hidemat-ı Vataniyye'de erkekleriyle beraber çalışmalıdır. Eğitim ve öğretim yaygınlaştırılarak cehl ile mücadele edilmeli ve ilerlemeye istidadımızın olup olmadığı hususunda gözü bizim üzerimizde olan medeniyet alemine silahları kalu kalem ve icraat-ı sulhiye olmak üzere cehle karşı yürütülecek bu cihatta müteallim ve müterakki erkek ve kadınlarımız desti manevilerini birbirlerine uzatarak geçmişte olduğu gibi ittifak ederek hep birlikte terakki yolunda mesafe kat edebileceklerini göstermelidirler. Özetle şunu diyebiliriz ki Fatma Aliye Osmanlı modernleşmesinin resmi bir hüviyet kazandığı, birçok alanda köklü yapısal dönüşümler ve değişimlerin yaşandığı Tanzimat dönemi ve sonrasındaki siyasi ve iktisadi gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapmış, görüşlerini kaleme almıştır. Fakat bunlar Ahmet Cevdet Paşa ve Zaman adlı eserinde ele aldığı olaylarla sınırlıdır. Fatma Aliye'nin asıl defaatle vurguladığı husus şudur ki, devletin bekası ve terakki ederek medeni milletler arasında yer alması için ancak kadınların eğitim ve öğretimle bilinçlendirilmesi ve toplumsal hayata dahil olmaları ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Fatma Aliye ağırlıklı olarak kadınların hakları, eğitimi, vatan savunması ve terakki etmedeki rolleri gibi konular üzerine yazmıştır. Teşekkür ederim.